Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık biyomlara başlıyoruz. Şimdi biyom nedir? İlk önce bundan bahsedelim. Daha sonra ise biyomların çeşitlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, biyom kendilerine özgü bitki örtüsü, iklim ve hayvan toplulukları bulunduran yaşama alanına biz biyom diyoruz. Biyomlar. Burada bir de dispersalden bahsetmek istiyorum size. Türlerin bir yerden başka bir yere yayılma potansiyeline de arkadaşlar dispersal diyoruz. Peki nedir dispersal? Bitkilerde iki şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar dispersal. Yani yayılma dediğimiz olay var ya. Birincisi vejetatif kısımların çimlenik gelişmesi. Aslında bu bir üreme olarak da düşünebilirsiniz dispersali. Bir de tohum, spor gibi yapıların çimlenmesidir. Yani bitkiler bu şekilde bulundukları ortama yayılabiliyorlar iki şekilde. Ya eşeysiz olarak vejetatif kısımlar çimlenip gelişerek yayılıyorlar. Ya da arkadaşlar tohum, spor gibi yapılarla eşeyli olarak yayılıyorlar. Biz buna dispersal diyoruz. Şimdi gelelim biyom çeşitlerine. Karasal ve sucul biyomlar vardır. İlk önce karasal biyomlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, karasal biyomlara baktığımızda tropikal yağmur ormanları, yaprak döken ormanlar, iğne yapraklı ormanlar, çöl biyomu var. Bir de çayır biyomu vardır. Şimdi tropikal yağmur ormanlarına baktığımız zaman yoğun yağış alan yerlerdir arkadaşlar buralar. Amerika, Afrika, Avustralya gibi yerlerde bulunuyor arkadaşlar tropikal yağmur ormanları. Bunlar daima yeşildir. Şimdi bakın, tropikal yağmur ormanları ile ilgili şunu bilmeniz lazım. Mutlaka sorulur. Şimdi eğer ki bir yerde yağış fazlaysa ve orada bitki de fazlaysa, sizce topraktaki mineral miktarı fazla mı olur, az mı olur? Topraktaki mineral miktarı fazla mı olur, az mı olur? Az olur değil mi? Neden az olur? Çünkü arkadaşlar, sürekli her bitki kendine mineral çekiyor. Çünkü fotosentez yapacak. Güneş geliyor, yağmur geliyor. Oh, ortam güzel. O zaman fotosentez yapması için bir engel yok. Hemen fotosentez yapacak, topraktan mineral alacak. İşte mineral bunlarda kısıtlayıcıdır. Fotosentezi kısıtlayıcı olan maddelerdir arkadaşlar. Çünkü topraktaki mineral sürekli kullanıldığı için, geç yenilendiği için de ne oluyor? Bunlarda mineral arasında bir rekabet var diyebiliriz. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı çok azdır. Epifit bitki bakımından zengindir. Neydi epifit bitki? Ağaçların üzerinde yaşayan bitkilerdi. Orman diplerine çok az ışık düştüğü için arkadaşlar karanlıktır. Çünkü şöyle düşünün, yani yapraklar zaten, hani ağaçlar zaten çok sıktır, birbirine çok yakındır. Onların yaprakları da kapatıyor ortamı, o zaman dipleri ne oluyor? Karanlık oluyor. Uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan oluşur. Yağmurların sürekli yağması akıntı oluşturarak toprağı mineral bakımından fakir yapar. Bakın, hem yağmurlar fakirleştiriyor toprağı mineral bakımından, hem de ağaçlar sürekli kullandıkları için ne yapıyor? Toprak yine mineral bakımından fakirleşiyor. Yarasa, kurbağa, yılan, puma, jaguar, geyik, timsah bulunur arkadaşlar burada hayvan olarak. Biyokütle ve biyoçeşitlilik çok fazladır. Çünkü dediğim gibi yağış fazla, sıcaklık uygun, o yüzden de çeşitlilik fazla. Gelelim yaprak döken ormanlara. Arkadaşlar, bunlar da Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya'da bulunur. Yağışın bol olduğu yaprak döken ormanlardan oluşur. Nedir buradaki bitkiler? Meşe, kayın, ceviz, ıhlamur gibi bitkiler bulunur. Hayvan olarak da arkadaşlar geyik, ayı, sincap, tilki, yaban kedisi gibi hayvanlar bulunuyor yaprak döken ormanlarda. Gelelim iğne yapraklı ormanlara. Şimdi iğne yapraklı ormanlar bizim ülkemizde de var. Dolayısıyla bizi biraz daha ilgilendiriyor. Genellikle kuzey yarım kürenin kışları sert geçen enlemlerinde bulunur, Sibirya gibi. Mesela bizim Türkiye'de de arkadaşlar, hani kışların sert geçtiği bu sert karasal iklim dediğimiz bir bölge var değil mi? Kuzeydoğu Anadolu. Orası da yine iğne yapraklı ormanlar bulunur. Ağaçların gövdesi düz ve dalsızdır. Ülkemizde Doğu Karadeniz'de bulunur arkadaşlar. Gelişimi çok yavaştır. Çam, ladin, göknar, ardıç, kirpi, köstebek, fare, yarasa, ayı, çakal, geyik, kurt gibi canlılar bulunuyor burada da. Gelelim çöl biyomuna. Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı ya da çok seyrek olduğu yerlerdir arkadaşlar buralarda. Gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Su depo eden bitkiler bulunur. Bakın burada su depo eden bitkiler vardır. Biyoçeşitlilik çok azdır ve kurak alanlar. Zaten çöl deyince aklımıza bunlar geliyor. Peki neler vardır? Çalılar, iğne yapraklı kaktüsler, sürüngenler, böcekler, deve, keseli fare gibi canlılar bulunuyor çöl biyomunda da. Gelelim çayır biyomuna.
karasal biyomları bitireceğiz böylece. Arkadaşlar, çayır biyomu yazları çok sıcak, kışları çok soğuk olan bölgelerdir. İşte bitkiler burada hızlı büyüyorlar ve hızlı kuruyorlar. Neden? Çünkü şimdi yaz yağışları var. Yaz yağışları olduğu için bitkiler hemen büyüyorlar. Daha sonra da bir kuraklık bastırıyor. Yani bir sıcaklık bastırıyor ve hemen kuruyorlar. Dolayısıyla burada arkadaşlar hızlı büyür, hızlı kurur bitkiler. Tarım ve hayvancılık için elverişlidir. Tokat, Erzurum, Kars platoları buna örnektir. Özellikle Erzurum, Kars bölgesinde arkadaşlar çayır biyomu çok fazla görülür. Sığır, keçi, koyun, arı, serçe, fare yine buralarda bulunan hayvanlardır. Evet, çayır biyomu diyoruz. Zaten bitki olarak da ne vardır? Çayır vardır değil mi? Başka bir şey söylemeyeceğiz. Gelelim sucul biyomlara. Arkadaşlar göl biyomu, akarsu, sulak alanlar bir de tuzlu su biyomu diyerek ayıracağız sucul biyomları. Şimdi göl biyomu bunların kaynağını kaynak suları ve yağmurlar oluşturuyor genelde. Bunlar arkadaşlar genellikle tatlıdırlar. Eğer ki bir gölün çıkış yeri varsa, gideyen deniliyor buna. Gideyeni varsa o göl tatlıdır. Ama bir göl kapalı havza durumundaysa, yani gideyen yeri yoksa arkadaşlar, bu göl ya acıdır, ya sudalıdır, ya tuzludur. Mesela Van Gölü'nün gideyeni yoktur mesela, sodalı göle sahiptir. Mesela Tuz Gölü'nün gideyeni yoktur, tuzludur arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Bunlarda tür sayısı fazladır göl biyomlarında. Kara ve su ekosisteminin iç içe olduğu yerlerdir. Yani ikisinin hani karma bölgesi gibi düşünebilirsiniz. Ne vardır burada? Nilüfer bitki olarak, sazlıklar, kamışlar, hayvan olarak kabuklular, kurbağalar, su yılanı, su kaplumbağası, işte levrek, sazan gibi hayvanlar bulunuyor arkadaşlar göl biyomunda. Gelelim akarsu biyomuna. Akarsu biyomları da başlangıç kısımları çok soğuktur ve mineral oranı azdır arkadaşlar. Bu yüzden de akarsuların başlangıçta canlı çeşitliliği azdır. Şimdi bir coğrafyacı olsak, coğrafyacı olarak nasıl bakacağız buna? İşte yüksekten mi akıyor? İşte alçaktan mı akıyor? Vadisini derine mi aşındırıyor? Geniş vadi mi yapıyor? Bu şekilde düşünürüz. Ama biz burada canlı çeşitliliğine bakacağız. Canlı çeşitliliği akarsuların ağız kısmında, yani başlangıç kısmında azdır. Geriye kalan kısımlarında ise artık mineral bakımından zenginleşmeye başlıyor. Çünkü etrafındaki taşı toprağı da katıyor içerisine. Taş toprakta bulunan mineraller de suyun içerisine giriyor. Dolayısıyla canlı çeşitliliği giderek artıyor. Yosunlar, düğün çiçeği, kamışlar, balıklar, solucanlar, kurbağalar, kaplumbağalar da yine akarsu biyomlarında bulunur. Gelelim sulak alanlara. Arkadaşlar buralarda ne göl diyebileceğimiz kadar çok su var, ne de kara diyebileceğimiz kadar kuru. O yüzden sulak alanlar olarak geçiyor. Bataklıklar mesela, sazlıklar, çayırlar, denizlerin 6 metre genişliği. Yani ilk başlangıçta 6 metre genişliği sulak alan olarak isimlendiriliyor. Bunlar toprak suya doygundur. Oksijen bakımından ama fakirdir. Çünkü hani su ne yapıyor? Gözenekleri tıkadığı için oksijeni azaltıyor arkadaşlar. Burada ne vardır? İşte su kamışları, nilüfer, balık, kurbağa ve yılanlar bulunur. Mesela manyas kuş cenneti, sultan sazlığı yine bizim Türkiye'mizde bulunan özel sulak alanlardır arkadaşlar. Hatta koruma alanları içerisindedir bunlar. Gelelim tuzlu su biyomuna. Bunlar da okyanus ve denizlerdir arkadaşlar. Bunların yüzeyinde fitoplanktonlar, zooplanktonlar, kemikli ve kıkırdaklı balıklar bulunur. Diplerde ise oksijen ihtiyacı daha az olan türler bulunuyor. Eğer bir canlının oksijen ihtiyacı çoksa ve su içerisinde yaşıyorsa o canlı mutlaka yüzeye yakın yerde bulunur. Ama oksijene ihtiyacı azdır. O zaman arkadaşlar daha diplerde bulunur. Böylece sucul biyomları da bitirmiş olduk. Şimdi size burada birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Areal ve areal tiplerinden bahsedeceğim. Hibernasyon, estivasyon olaylarından bahsedeceğiz ve bu videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar nedir areal? Areal bitkilerin yayılış alanıdır. Şimdi bitkilerin yayılış alanına baktığımız zaman kozmopolitler vardır. Bunlar kozmopolitler, yeryüzünün geniş alanlarına yayılabilen bitkilerdir. Bunlar büyük bir çoğunluğu sporlu bitkilerdir. Yani bunlar şey seçmiyor. Hani ben her yerde yaşarım. Yani ne iş verirsen çalışırım olayı var ya, bunlar da her yerde yaşarım olayındalar. Dolayısıyla yeryüzünün geniş alanlarına yayılmışlardır. Bir de endemikler vardır. Endemiklerden hani bahsetmiştik. Endemik neydi? Belirli bir alanda bulunacak. Yeryüzünde dar alana yayılırlar. Bunların çeşitleri var arkadaşlar. Mesela paleo endemikler.
Bunlar jeolojik devirlerde geniş alanlara yayılış göstermişler ama günümüzde dar alanda yayılış gösteriyorlar. Yani artık onların yaşam ortamları daralmış. Mesela amber çiçeği buna bir örnektir. Neo endemikler vardır. Bunlar da arkadaşlar türleşme basamaklarının sonucunda ortaya çıkıyorlar. Yani şöyle düşünün, hani evrimi anlatırken türleşme basamaklarından bahsetmiştik ya, o basamakları geçiriyorlar. Onun sonucunda yeni bir tür ortaya çıkıyor. Bu da neo endemik olarak ortaya çıkıyor. Arkadaşlar ülkemizdeki endemik türlerden bahsedeyim. Bakın ülkemizde yaklaşık 10 bin bitki bulunuyor. Bunlardan 3 bini endemik. Ne kadar bakın, ne kadar fazla endemik bitkiye sahip olduğumuzu düşünün artık. 30 bin omurgasız bulunuyor. 1500 tane de omurgasız türü. Bakın bu sadece tür bakımından, yani birey sayısı bakımından değil. Tek tek her biri A, B, C, D türü. O yüzden tür bakımından oldukça zengindir ülkemiz. Ülkemizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Gelelim vikaryantlar dediğimiz olaya. Arkadaşlar vikaryantlar aralarında sistemik ilişki bulunan birbirlerinden farklı taksonların farklı ekolojik ortamlarda birbirini temsil etmesidir. Yani şöyle düşünün, mesela Abies normandiana Kuzey Göknarı Kuzey Anadolu'da bulunuyor. Abies silisia bu da arkadaşlar Toros Göknarı'dır, Güney Anadolu'da bulunur. Yani aslında ikisi birbirine yakın tür. Ama biri farklı bir yerde bulunuyor, biri farklı bir yerde bulunuyor ve birbirlerini temsil ediyorlar. Biz bunlara ne diyoruz? Vikaryantlar diyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bir de yaz uykusu, kış uykusu dediğimiz olay var. Hibernasyon ve estivasyon. Arkadaşlar sıcak kanlı ve soğuk kanlı canlıların soğuk periyodu uyku halinde geçirmesi. Soğuk periyot yani kış uykusu. Biz kış uykusuna ne diyoruz? Hibernasyon. Yaz uykusu dediğimiz bir olay var. Buna da estivasyon diyoruz. Özellikle yazın sıcak ortamdan korunabilmek için bazı hayvanların uyku veya uyuşukluk durumuna girmesidir arkadaşlar. Buna da biz yaz uykusu diyoruz. Hibernasyon, kış uykusu, estivasyon, yaz uykusu unutmayın. Bir de şu fitocoğrafik bölgelerden bahsedelim. Türkiye'deki fitocoğrafik bölgelerden bahsedelim. Bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar genel olarak fitocoğrafik bölgelere baktığımızda holoarktik bölge vardır. Türkiye buradadır. Neotropikal, paleotropikal, Avustralya ve Antarktika dediğimiz fitocoğrafik bölgeler vardır. Türkiye'de bulunan bölgeler ise Avrupa, Sibirya, İran ve Akdeniz fitocoğrafik bölgeleri Türkiye'de bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde bu videomuzu da bitirmiş olduk. Biyomları işledik, areal tiplerini işledik, vikaryantları işledik, hibernasyon estivasyonu işledik ve böylece bu videoyu bitirdik. Sonraki videoda neye geçiyormuşuz? Hop, popülasyon ekolojisine geçiyormuşuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.